Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Alper Gencer imzalı A adlı bir şiir kitabını konuşacağız. Hemen arka kapağındaki yazıyla başlayalım. Sen şimdi sabrımın taşını yuvarlarsın. Uzatırım saçları, tırnakları, anları. Beklesem büyür müsün sen çocuk? Irmaklar genişliyor. Dallanıp budaklanıyor ağaç. Sen şimdi sabrımın taşını yuvarlarsın. Gizime bir ilmek daha atarım ben. Böylece bir kakül iner o çıplak alnına. Alın o ki saçtan kırışmaz zerresi. Kırışır seni beklemekle geçen zaman. Belki hiç gelmezsin. Sen şimdi sabrımın taşını yuvarlarsın. Bir yeti değil mi aradığımız ortak? Yangınlara alışma, eğimler seni bilsin. İlk tılsıma vurulmuşuz seninle ikimiz. Yağmura şaşıyorum hala bak. Senelerdir yağıyor halbuki. Alper Gencer'in A, Garibin, Mestane, Şaha Kalkan Gemiler ve Ölmek Gibi Sevmek adlarıyla yayınlanan şiir kitapları bu kez tek ciltte okuyucuya sunuluyor. Sevgili arkadaşlar, A bir toplu şiirler kitabı, 5 kitabın birleşiminden oluşan bir kitap. Güzel olmuş. Alper Gencer ismi bilmediğim bir isimdi. Şimdi biraz hayatına bakalım. Alper Gencer 1980 yılında Van'da doğmuş. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini 2005 yılında bitirmiş. Çeşitli devlet hastanelerinde görev yaptıktan sonra istifa ederek İstanbul'a dönmüş. Şu anda da özel bir hastanenin acil servisinde hekim olarak çalışmaya devam etmekteymiş. Çalışmaları Varlık, Dergah, Yasak Meyve, Kitaplık, Derkenar, Poetik, Kırklar, Çağlak, Yolcu gibi çeşitli dergilerde yayınlanmış. Çok sayıda da şiir kitabı olduğunu görüyoruz. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanıyalım. Ah, Alper Gencer'den benim okuduğum ilk kitap oldu. 426 sayfalık bir şiir kitabıdır. Kitapta anne, aşk, ayrılık, baba, beklemek, çocuk, deniz, dünya, gece, hüzün, ihanet, insan, keder, kuş, ölüm, sevgi, sigara, sosyal medya, yalnızlık, yenilgi ve zaman gibi temalarda şiirler yer almaktadır. Doktor olan Gencer'in şiirlerinde tıbbi terimlere ve sağlık çalışanlarına da yer verildiğini görüyoruz. Alışılmamış bağdaştırmalarla kurulan şiirlerde de şiir adlarının son derece iyi tercih edildiğini ve küçük harflerle başlatıldığını gördüm. Bazı şiirlerin çeşitli kimselere ithaf edildiği de görülüyor. Mısralar ise oldukça uzun. Bazı şiirleri de şiir değil de daha çok şiirsel metin diyebiliriz sevgili arkadaşlar. İsterseniz şimdi alıntılara geçelim. Alper Gencer A. 9. Beklesem büyür müsün sen çocuk? 9. Kırışır seni beklemekle geçen zaman. Belki hiç gelmezsin. 10. Yağmura şaşıyorum hala bak. Senelerdir yağıyor halbuki. 16. Vakit geçmiyordur, durmuştur o sıra ve afyonlu gülüşündür hayalimdeki. 17. Bu gelincik bu rüzgara fazla dayanmaz. Dertler giderek silahlanıyor. 22. Mühürlü anlamlardan yağmur gibi yağıyor fotoğraflar. 22. Sözcükleri yerinden eder bir bakışım var. Sen aşksın. 24. Nicedir içimize dökülen bir suyla olmaktayız. 25. Bu şarkıyı dudağının kenarına iliştir. Adımın şekillenir, törpülenir yüreğin. 27. Üç ayaklı bir masa kadar tedirginim. 27. Tarihi tedavülden kaldıran ölüm, örselenmiş yüzümde sarışın olur. 28. Bunca yaşam arasında yalnız ölümdür ferah. 29. Kanıtlansa o vakit kör olduğum çarşıda, ah bu bedenim var ya yetişmiyor hızıma. 29. Uçurumda herkes için bir korkuluk mevcuttur. Uçmak biraz da meleklerin hevesi. 31. İkrar verdi cahil gönlüm. İnandı sana, ne çıkar seher yeli, ulaşmazsa yüzüme. 38. Sen tenin giyinmediysin. 47. Evet, ki kederdi bize en çok yakışan. 49. Sen ne kadar gerçektin oysa, ben ne kadar
sen olmaya hevesli. 51. Kim derdi sesimi çoğaltırdı yutkunmak? Kim derdi uyumak ucuz bir karanlıktır? 53. Aklım, ey aklım, sen bu sözlerin yattığı bir mezarsın artık. 53. Ben ölünce biri devam ettirsin beni. 59. Anladım. Sen gecenin ölümcül kısmısın. 63. Bu şekil bakışırsak muhakkak öpüşürüz. 63. Ucundan ıslanmaya başlayan bir peçetenin ortasına yürümesi gibi bir damlacık tesirin. 63. İkimiz öpüşmesek rahat ederiz. İkimiz öpüşmesek rahat etmeyiz. Çelişsek de olur. Hem çelişmesek de değil mi ki kendimizin akranlarıyız. 72. Beş yapraklı goncasın. İnanması güç ama. 73. İnkişaf etmezsen küçümser seni çevren. Israr ikrardan gelir, inançlı bir gevherden. 73. Aşk bende, bağır bende, bağır bende bir kere. Denemekten bir hata, bir yanlış çıkar ya da hata dediğin ne ki? Yaşamaklı bir veba. 74. Husumet sebepleri, ölüm belgeleri ve itaatsizliklerdir. Bir yokuşa sokturan ve yorduran ikimizi. 77. Ve asit, genzimizde harfleri eritiyor. Güzel bir kızla dağlanıyor gözlerimiz, gönlümüz bir su damlasıyla alt edecek dünyayı. 81. Yüzümüze çarpa çarpa dönüyor dünya. 82. Dağınıklığı gözü alabilenlerdeniz. 83. Asıldığım çarmıhta kahkaham tükenmedi. Ölüm bir beraattır, öyle değil mi? 86. Ben desem küfür olur, sen desem deveran. Sen desen ölürüm, ben desen feveran. 91. Kalbinin saadete rest çekmesine, çengeli iğneleri açmasına vurgunum. 92. Bir sen misin güneşi, ayrı düşen ay çiçeği? 92. Hani nereden baksan ağzında yarılanmış sigara. 94. Her gün yeni bir dağdan iniyorum. Şimdi bir not bırakıp gitmiş gibisin. Günlerdir bıraktığın o notu arıyorum. Yorgunluğum şahittir yaşadıklarıma. Dargınlığı konuşmuyor, bari sussun. 101. Hiç acelem yok. Çamların bardak olduğu yok. Yağmurun dindiği yok bu serinlikte. 101. Geceyi bir ayçiçeği gibi dinlenerek sabırsız, günü tıkanmış davlumbaz da dumanlı, şehri 5 dakika içinde terk etmek üzere yaşıyoruz. 102. Karaya çekilmiş, çürümeye terk edilmiş, yaşlı bir gemi iskeleti gibi direniyorum zamana. 102. Acıdır insanın yanı başındakine özlemi. 103. Aklım en eski cürmün sürgünüdür. 104. Kiri akıtmanın bir yolu olsun yağmur. 104. Çünkü ben göğe ve toprağa yeniden, yeniden başlamak istiyorum. 105. Oturacak yerim yok. Tuhaf bir alınganlık bekliyorum kendime. 105. Çünkü bizim başlamamız için her şeyin susması gerekliydi. 107. Her köşe başında tütün içen bir adamla bir kadın geminin kalkış saatini beklemekteler. 107. Yakın olmak mecburi bir geri adımı gerektirir. 109. Seni orada yine uzun uzun beklerim. 114. Her sözcük gülmene bir dakika uzaktaydı. 115. Bir şarkının güzel oluşuyla değil, bir şarkının içli oluşuyla ilgili. 121. Olamaz. Ellerinden su içmişliğim var. Gözlerinden büyük çölleri geçmişliğim var. 131. Ve uzunca bir sokağı avlusuna mest eden evler yıkılsın. 132. Artık rahatça konuşabiliriz seninle. Onu, seninle, seni, benimle, seni, seninle, beni, benimle, beni. 138. Her şeye baştan yürümek gibi bir istek var bende. 141. Şimdi bir kuğudan farkım yok. Yağan karın altında. 147. Çabamı hor gören yılgınlığım gibisin. 148.
Bazı sözler susmamı gerektiriyor. 156. Şöyle kıvrılıp uyunacak bir yeri yok hayatımın. 169. Oysa nehrin aktığına dibi şahittir. 179. Aynı hikayede aynı zamanda yaşıyor sanılmaktan hiç sıkılmadım. 180. Sürüyü terk etmek daha mı zor birliktelikten? 183. Bir parka giriyorum, bir sigara yakıyorum. Bir parkta bir sigara yakmanın mutluluğuna varıyorum. 193. Herkes birbirine her şeyi anlatıyor. Kimsenin kimseyi anladığı yok. 195. Bir kere yokluğunu hissettiğim şey varlığıyla hiçbir şeyi aklamaz ki. 215. Tedirgin bir sigara yakıyorum istemsiz. 218. Her sorunun nihayete ermeksin yenilerini doğurduğu sorular. 219. Ve hiçbir insan ölüme direnmez. Bundan eminim. Eğer biliyorsa ölümün ne olduğunu. 222. Çünkü bir yere bir merdiven dayamakla başlıyor her şey. 226. İyi biliyorum. Çünkü yüzsem de tıpkı bir balon gibi bir denizde en çok kendine açılır. 231. Mühürlü bir aşktır ikimizinki. Ölümlü şeylere konu edilemez. 237. Sular yoruyor mudur upuzun nehirleri? 241. Susarken ağırlaşıyor ağzımdaki sözcükler. 243. Her şeye uyumlusun. İtirazın kalmamış. 247. Yılanın kabuğundan soyunmasıdır. Kabuğun yılanı terk ediyor olması. 253. Yaşamak ölüme dönük intihar. Konuşmak suskunluğa dönük intihar. 267. Davacının kötüsü derdini mübaşire anlatır. 273. Ah, beni şiirlere gark ettiren karanlığım, hücremin izbe yalnızıyım. 276. Dağından ayrı düşen, üşüyen bir kar tanesiyim. 276. Ben yaramı aşktan sayan birisiyim. Cellat, devam et. 280. Herkes herkesin aldatıldığından haberdar, aldanmıyor diye aldatarak herkesleri. 281. Taşın suda bıraktığı son halka şair. 282. Daha da mühimi, bu durmaksızın yaktığım sigara ciğerlerimi bitiren bu süreksiz tahrip. 284. Yangınlara inanmak inadındadır dünya. 286. Nostalji, ah o kaybedilmiş delilik. 297. Denizleri ve gemileri yaradana hamdolsun. 298. Sevgilim, hayat zor ama sen çok güzelsin. 302. Şartlar devrimci olmamı gerektiriyor. 315. Çünkü gün hala dönüp gecenin karanlığına bir mızrap gibi saklanmaktadır. 325. Her insan ötekine zaten öteki. 326. Yalanım yok dünyada en çok sana hiddetlendim çünkü sevdim. 327. Bizi yakan ateşe odun toplar gibiyiz. 327. Öyle çok kuş vurduk ki, öyle çok havada vurulacak kuşu dalından tanıyoruz. 328. Beni anlaman ilişkiyi rasyonelleştirir. 330. Aslında ben çekilecek bir adam da değilimdir. 330. Kral çıplak değil, kral pornografik. 337. Gözlerinle yeryüzünün pek alakası yoktur. 349. Ellerimin bir resmi olsun istiyorum ellerinle. 351. Seni sevmek bir insanı sevmenin iskelesidir. 364. Çünkü bilirsin sen de sarhoşluk neşeli bir çocuk mesaisidir. 378. Zaten yanlış kadını sevdim ki doğru kadın yok. 378. Bir insan bir insanı sevmek için kendine o insandan gayrı bahaneler bulmalı. 386. Başka insanlar için hayaller kuran bir bardak sudur. 393. Ümit etmeyen insan aklını sevdiği için kurban etmeyi reddeder. 394. Gerçekler umrumuzda değil. Biz rüyaları ve hayalleri olan insanlarız. 401. Aç karnına sigara yakan bir adam güne derdiyle yüzleşerek giriyordur.
401. Susarak galip gelenlerin neyi sustuğunu biliyor musunuz? 415. Bu ülkede asgari ücret diye bir şey var. İnsani değil, lakin bir şekilde insana yakıştırmışlar. 417. Ölmek gibi sevmek. Asıl bu eksik aramızda. 420. Aramızda erken sonlandı hep cümleler. 423. Kalbim sektedir, ruhum ektedir. Sevgili arkadaşlar, alıntılar bu kadar. Sizlerin de göreceği üzere yine yüzlerce alıntıyı sizlerle paylaştım. Daha birçok satırın altını çizdim. Şu şekilde 290 ve 291. sayfayı sizlere gösterebilirim. Güzel bir kitap olmuş. 5 kitabın bir arada olması, toplu şiirler olarak da ifade edebileceğimiz bir yapıya kavuşmuş. Şiirlerde anlam derinliği var. Yer yer kafiye olsa da büyük oranda kafiyesiz şiirlerin, daha çok anlamdan hareketle kurulan şiirlerin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bu kitap kimlere hitap eder? O konuda da bilgi verelim. Üniversite 1. sınıftan başlamak kaydıyla özellikle şiir seven okurlar tarafından rahatlıkla ve beğeniyle okunabilecek düzeyde bir kitap olmuş. Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.